Dediğiniz gibi yani bu dönem içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirmek böyle iki sözcükle mümkün değil zaten. Ana kök seçmeni duruyor. Yani kaba hatlarıyla bir olaya bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kök seçmeni duruyor. Geçmişten gelen bir seçmen kitlesi. Şimdi özellikle de seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden epey sırt çevirdiği dönemler de oldu. Hatta yanlış parti politikaları, yanlış liderlikler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis dışına %10 barajına bile ulaşamayıp meclis dışında kaldığı dönemi de biliyoruz. Bu çok da uzak bir dönem değil. Yani 15 yıl önceye kadar gidersek o dönemin net niteliklerini falan biliriz. Hep bir sorun var oldu. Buradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenle ilişkisindeki geçmişteki zayıflıklar bence Türkiye toplumunun ve eğilimini yönelişini doğru okuyamamaktan ve buna uygun politikalar uygulayamamaktan ileri geliyor diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir kadro partisi değil, bir kitle partisi. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Yani özellikle geleceğe bakış açısından toplumların bugünkü koşullarda, dünya ve Türkiye koşullarında ihtiyaç duyduğu sosyal politikaları, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini evrensel düzeyde temsil edebilecek politikaların partisi açısından meseleye baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi bugün daha farklı bir halkla bütünleşme politikalarını devreye soktu. Yani bu doğru bir şeydi aslında. Ama yani bu her zaman için bir takım eleştirileri de neden oluyor. O eleştirilerden de birkaçına bakacak olursak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimisi işte Atatürk döneminin işte temel ilkelerini göz ardı ettiği, Atatürkçülükten uzaklaştığı, bağımsızlık partisi olmaktan uzaklaştığı, laikliği savunan parti olmaktan uzaklaştığı bir sürü suçlamalar falan da var burada. Fakat ben şuna bakıyorum. Esas bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde var olan, köklü olarak var olan ve programlarında da dile gelen noktalar, temel ilkeler. Şimdi burada hiç değişmeyecek olan bir konu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökleri ve ana ilkeleri. Yani geçmişten bugüne Cumhuriyet Halk Partisi günlük politikalar veyahut da dönemlik politikaların uygulanmasının yanı sıra buna rağmen yani bir takım yanlış anlaşmalar da bu konuda olabilir. Hiçbir zaman bu ilkelerden vazgeçmemiştir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında bugün bu geçmişin ilkelerini bir tarafa attığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendini inkar etmiş olur ve geleceğe de yepyeni bir parti kimliğiyle koşar. Bu doğru değil. Yani bir en azından 8 %10 15-20'lik bir köklü bir seçmen kitlesi var. Bunun üzerine nasıl bir nasıl hangi politikalarla yeni seçmenleri partiye davet edersiniz ve partinin politikalarına inandırırsınız? Böyle sorunlar dönemsel olarak Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor. Peki Sayın Şimdiki Bursalı, bu durumda önemli bir şey söylediniz. Onun için altını çizmek için soruyorum. Şimdi kemik bir kitle var zaten, var olan geçmişten bugüne. Bunun üzerine yeni bir seçmen eklemek demek ki bu oy oranlarıyla belli olur zaten. Biraz daha hani görüşlerde bir değişim içeriyor. Vaatlerde, söylemlerde bir değişim içerdiği için yeni bir kitleyi de partiye kazandırıyor anlamında. Peki bunu yaparken var olan seçmeni küstürmemek, o kemik kitleyi korumak nasıl mümkün oluyor? Bu zor değil mi? Ve CHP sizce bunu başarabildi mi? Başarabiliyor mu?
Bu uzun zaman isteyen bir süreç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün hala yani 15-20'lik bir seçmen kök seçmen seçmenden kitlesinden bahsediyorsak eğer aslında bunun neden %30 olmadığı sorusunun da beraberinde getiren bir durumdur bu. Bunun nedenleri epey de eski aslında. Hem eski yani tarihsel bir tarafı var. Daha bu İkinci Dünya Savaşı koşullarına gider. İkincisi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süreli bir iktidar olmayı başaramaması ile ilgili bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün gerçekten de bugünkü politikalarını ve anlayışını icra edeceği bir düzenli bir iktidar seçeneğine sahip olsaydı bugün herhalde bir %30'luk bir seçmen kitlesinden bahsederdik diye düşünüyorum. Yani burada. Eğer iktidarda yani kendini sürekli gösterebilseydi daha farklı olabilirdi evet. Anlamında. Evet. Şüphesiz. Çünkü iktidarlar genellikle hem milliyetçi cephelerin olsun geçmişten bugüne geldiğimiz zaman hem de muhafazakar sağ hem de bugünkü gibi dinci iktidarların sürekli saldırısı ve kötülemesi altında kendini zor savunan bir parti haline dönüştü. Yani bir toplumda bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı, kötü algısı yaratılması için durmadan kaç yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır bir politika izleniyor. Bunun tabii ki tortuları Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde kalıyor. Bunları silkeleyip atmak birden bire olmuyor. Fakat bugünkü politikalara baktığımız zaman aslında Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte bir yeni açılım burada söz konusu mu? Evet, yeni açılım söz konusu. Fakat son dönemde ise bir ittifak politikasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha düzgün bir yola girdiğini görüyoruz. Yani burada ilk iktidar Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ya bizim şu koşullarda tek başımıza iktidar olma olasılığımız azsa bunu parti olarak güçlendirilmek için bir ittifak politikasıyla ancak iktidara gelebilirsek başarabiliriz politikasına yöneldi. Bugün onu izliyoruz aslında. Hı hı. Yani İYİ Parti ile ve diğer partilerle kurulan ve kurulmak istenen ittifaklar bu politikanın sonucu. Ben Halk Partisi'nin eğer bu politikalarla 2023'te iktidara geldiği takdirde uzun süreli bir iktidar döneminin de başlayabileceği iyimserliği içindeyim. Yani bu içinde bulunduğumuz enkazı yani bugünkü konuşmasında Kılıçdaroğlu çoklu organ yetmezliği gibi bir yeni evet. Bir tanımlamayla bu organları hangi organların çöktüğünü özellikle de iyi bir şekilde vurguladı. Bu organları ayağa kaldırdığı zaman ve halka özellikle de ekonomik açıdan ve sosyal açıdan içinde bulunduğu zor durumları zor durumlardan kurtaracak politikaları bir an önce kullanmaya veyahut da yürürlüğe koymaya başladığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ve müttefikleri açısından uzun dönemli bir iktidar olma seçeneği önlerinde duruyor. Peki. Tıpkı ben bunu AKP'nin yükseliş ve çöküşü 25 yıllık bir süreç ve hatta işte 20 yıllık bir iktidar dönemi belki de iyi politikalarla bu ittifak, Millet İttifakı yeni bir 20 yıllık bir iktidar sürecini de kendileri için başlatma şansına sahiptir.